Ankara'dan herkese çok 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 selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ben şu anda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dayım. Hiç geleceğimi düşünmediğim, çok sonralarda geleceğimi düşündüğüm hatta bir ülkedeyim. Çok da heyecanlıyım. Bugün ilk günüm. Bakalım acaba sizinle beraber neler yaşayacağız. Haydi başlayalım. Burası Al Masmak Palace olarak geçiyor. Bakalım acaba nasıl bir yermiş. 1865 yılında yapılmış ve böyle eski tarihi olarak nasıl yaşadıklarını vesaire gösteriyorlar. Burası 1937 yılında nasıl göründüğünü gösteriyor. Burada 1943 yılında sanki drone'la çekilmiş gibi yukarıdan bir görüntüsü var. Yine zamanında nasıl olduğunu gösteriyor. Burada kullandıkları, savaşta kullandıkları topları sergilemişler. En büyük kullandıkları top da buymuş. Toplar böyle bir şey miymiş? Çok da büyük bir şey değilmiş aslında. Şu kadar bir şey yani. Burada aydınlatma için kullanılan şeyler var. Bu kalemlik. Bu da kalemlik. Yani şey, mürekkep için. Burası da aynı şekilde. Burada da tüm eski ve şimdiki liderleri gösteriyor. İşte en baştan Prens Nasir bin Abdülaziz. Yani buradan başlıyor, böyle gidiyor ve en sonunda da Prens Faysal bin Bandar bin Abdülaziz şu anki lider. İçeride öyle gösterilecek çok da bir şey yoktu bence. O yüzden hemen hızlıca bir geçiş yaptım. Şunu belirtmem gerekiyor arkadaşlar, ülkede eskisi gibi İşte kadınlar komple kapanmalı vesaire tarz şeyler yok. Bak arkadaş, turistleri görebiliyorsunuz. Hem turistler hem de lokaller, yani buralılar rahatlıkla normal saçları açık şekilde gezebiliyorlar. O nasıl diyeyim ki? Yani gündelik kıyafetler giyebiliyorlar. Pantolon vesaire giyebiliyorlar. O eski zorlayıcı demeyeyim de eski katı kurallar kalmamış diyebiliriz. Ülkede Hintliler, Nepalliler, Filipinliler çalışıyor. Suudiler daha çok yönetme üzerine çalışıyorlar. Daha çok üst kademelerdeler yani. Bakın burada da görebildiğiniz gibi kadınlar gayet saçları açık takılıyorlar. Burası da Al-Safat Meydanı ama şu an sanırım bir hazırlık içindeler. Bir etkinlik vesaire tarzı bir şey var herhalde. Etrafta böyle küçük kafeler var. Zaten burası en turistik yeri olabilir Riyad'ın. Her gelen turist bir kere buraya gelip uğruyordur. Böyle bir yer. Yani çok da öyle bir şey yok zaten. Normal, bildiğiniz aslında her ülkede olan meydan diyebiliriz. Yanlış öğrenmediysem önceden ülkede mutava denen, yani bizim bileceğimiz şekilde ahlak polisleri varmış. İşte açık giyinen kadınları böyle uzun sopalarla uyarırlarmış, vurarak vesaire. Ama artık öyle şeyler yokmuş, ben de hiç görmedim. Varsa da bilemiyorum ama ben şu an kadar öyle şey görmedim. Namaz saatlerinde dükkanların neredeyse hepsi kapalı diyebiliriz. Çünkü herkes namaz kılmaya gidiyor. Önceden bayağı bu konuda zorluklar varmış yani. Namaz saatinde dükkanlar kesinlikle açık olamaz. İşte namaz saatinde sokakta insanlar gezemez tarzında. Ama artık öyle değil. Herkes özgür. Yani en azından bazı konularda özgür. İsteyen istediği gibi istediği yere gidip gelebiliyor. Kendi dinini kendince yaşayabiliyor. Benim gördüğüm. Burada arkadaşlar Uber veya Karim kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben Karim'den bir taksi çağırdım ve Najd Village diye bir yere gidiyorum. Najd Village de buradaki en ünlü
restoran diyebiliriz. Şimdi oraya gidip sizinle Suudi Arabistan yemekleri deneyeceğiz. Burada ortalama, tabi uzaklığa göre değişir ama 20 ile 40 lira arasında Riyad'daki birçok yere gidebiliyorsunuz. Riyal'de şu anda 5 lira, yani her yolculuk 80 ile işte 150 lira arasında değişiyor. Evet, Najd'ı dışa geldik. Böyle eski bir bina, normal yol aslında her yer ama burası böyle farklı bir mimaride, yani buranın mimarisinde yapılmış. Bayağı iyi yer. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Sorry. Ma kamera ya, for YouTube. Türk, yes. Türkmüş. İyi akşamlar. İyi akşamlar ya. Afiyet olsun. Thank you. Yalnız bayağı güzel mekan. Bakın burada odalar var. Şu odalar aileler için. Ayrıca şuradaki perdenin arkası da yine aileler için. Bu kısım daha çok bence Avrupalılar, yani ve erkekler için. Ama tabii isteyen herkes de dışarıda yiyebiliyor. Gökhan Yıldırım. Are you working here or? No, I just saw you. Ah, yeah, yeah, saw me. Okay, what's your name? Nahi. Nahi? Yes. Nice to meet you, Gökhan. Nice to meet you. Yeah, I'm a travel YouTuber. Yeah, thank you. Do you like Riyadh? Yeah, yeah, it's a really cool city. Yeah, it's a nice restaurant. Yeah, it's really good city, good restaurant. I want to try your... what's your best food? Here? Yeah, here. Try the jirish. Jirish? Yes, what is that? Jirish. I can't explain it. Just, is it like rice and... It's rice and like risotto, I don't know. Okay. Jirish? Jirish. Jirish is the best food. It's amazing and... tell them the msabi, it's like the small pancakes. Can you order for me? Yeah, thank you. Beni görmüş az önce içeri girerken, video çekerken. Geldi yanıma, sen vlog mu çekiyorsun, ne yapıyorsun dedi. Kanalın ismini istedi, şimdi de benim için sipariş verecek sağ olsun. Bir Suudi benim için sipariş veriyor. Sağ olsun çocuk. Yeah. Şimdi abi yemeğimiz geldi. Ciriş diye bir şey istedik de çok fazla, bu ne ya? Allah, merakla bekliyorum. Bu ne? Ciriş. Ciriş. Margup. What's that? Margup. 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 Bu margup. Bu ciriş. Gürşan. Şan. Gürşan. 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 Evet. Ciriş. Margup. And? Lehem khatsa. Lehem? Khatsa. Lehem khatsa. 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 Lehem khatsa. Samosa. And samosa. Yeah, but bu adam Hindistan'dan biliyorum. Şimdi ne var? Neler geldi? Is it only for me? What's that? Sweet tabii. Sweet. Sweet is sweet. Bu da tatlı bir şeymiş abi. Bunun hepsi benim için mi? Wow. Okay. Şükran, thank you. Ben bunun hepsini, nasıl çocuk benim için sipariş verecekti? Ben sadece bir yemek söyleyecek sandım, ciriş söyleyecek sandım. Ciriş buymuş. Ama geri kalanı niye söyledin güzel kardeşim? Hesabı ben ödüyorum ya. İnşallah hesabımı ödemiştir bu arada burada. 1000 liralık yemek var, ödememiş hesabımı. Ödememiş valla. Yandık. Girdiğimiz en az 500 lira. Neyse, yiyelim bakalım. Yani şimdi kaşık da vermişler sağ olsunlar. Önce bir girişi denemek istiyorum. Giriş kıvamı çok değişik bir kıvamı var, yumuşak. Çok güzel giriş. Bak, giriş çok iyi. Böyle yağlı, bayağı yağlı bir şey. Mükemmel bir şey abi giriş. Amazing and 1 kilo örüm giriş abi. Bu ne? Bizim ayran mı? Bizim ayran gibi bir şey. Okey. Ayranımız okey. Pilav. Pilav. Arapların pilavı bizimkinde kesinlikle 10 katı. Bu konuda ciddiyim yani.
Çok güzel. Salamının pilavı var. Şimdi şey deneyeceğim. Ne bu? Hatırlamıyorum ne oldu? Şöyle göstereyim. Bu şöyle bir şey. Baharatlı. Hamurlu bir şey. Okey. Yani güzel. Sonra şunu deniyorum. Görüntü mantı gibi. Tadı da bayağı mantı gibi ya. Yani zaten içinde et de var. Kemikli et. Ama etini sağlayacağım zaten. Mis. İşte nasıl yiyebiliriz? Ha burada kemikli ete bayılıyorlar adamlar. Anlamadım ben bu işi. Ben de hiç sevmem kemikli eti ama. Okey. Güzel. Bir de samosayı deniyorum. Peynirli samosa. Dışı tatlı. Dışında şeker var. Ama içi peynirli. Çok güzel. Yediğim en iyi samosa. Çok güzel. Baksana ya. Şöyle şu tatlıyı deneyim. Tatlı nasıl tatlıcı bayağı. Bak şimdi size göstereceğim. Şöyle bir şey. Yuvarlak. Ve pekmezli gibi bir şey. Pekmezlimsi. Hoş ama. Beğendim. Yemeğe 10 üzerinden 9 veriyorum. Bir tek şu kemikli eti ben çok sevmiyorum. Onun dışında 10 üzerinden 9'u kesinlikle alırım. İsmi de buranın Riyad'da Najd Village. N-A-J-D. Najd Village. Gelirseniz buraya gelin ve kesinlikle deneyin. Çok güzel. Şimdi artık ben kendim yiyebilirim. Kamerayı kapatıyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Bakın hesap 242 riyal. Yani neredeyse tam olarak 1000 TL. Hesap ödemeye gittim. Dediler ki finish. Nasıl denedin? Halas. Nasıl halas? Ödenmiş. O sipariş veren çocuk ödemiş hesabımı. O yüzden bu kadar çok sipariş vermiş. Thank you brother. Thanks for the bill. Valla sağ olsun ya. Teşekkür ederiz tekrardan. Allah razı olsun. Ne diyeyim? 1000 liralık yemek ısmarladım. Şu anda 16 Mart 2023 ve hava yazmıyor kaç derece oldu. Göremedim. Yani hissedilen 30-31 derece falan. Gayet iyi hava. Sıcak ama gezilebilir bir hava. Dediklerine göre 2-3 hafta sonra böyle işte 40 derecelere falan çıkacakmış. Ondan sonra 50-55-60'lara falan gidiyormuş. Felaket durumda oluyormuş. O yüzden eğer Suudi Arabistan'a gelirseniz, gelmeyi düşünüyorsanız Nisan yani Mart ayından sonra tavsiye etmiyorum. Katiyen tavsiye etmiyorum. Şu anda bile sıcak çok çünkü. Şimdi de bakın Suudi Arabistan'ın en yüksek binası Kingdom Tower'a gidiyoruz. Ne oluyor? Bir yerde kaza oluyor. Birisi jantın üstünde gidiyor. Bir garip bir yer ya. Evet geldik. Kingdom Tower. Suudi Arabistan'ın en yüksek binası. Bu arada şimdi de 1.5-2 kilometre uzunluğunda falan yeni bir bina yapıyorlarmış. 2 kilometre. Yani. Şimdi karşıya geçeceğiz. Bakalım. İnsanlık yapıp birisi yol verecek mi? Manyağa bak. Daha çok gaza basıyor. Burada pek öyle yol vermek, arabayı normal kullanmak yok. Görmedim yani. Millet deli gibi kullanıyor. Neyse biz bakalım işimize. Dedim ya size meyve soyacağına benziyor diye. Bakın. Böyle soyarsın yani. Ortası boş orası.
Şunların girişi nereden acaba? Burada da cam stenler var. Bak burada da arabaların camlarını siliyorlar. Adama sordum, buradan yürüyün sonra merdivenler çıkacak dedi. Oradan dedi, merdivenlerden yukarı çıkın dedi. Yani gidiyoruz öyle de. Nereden acaba? Kocaman burası ya. Her yerde altın varaklı şeyler bak, sarı sarı sarı. Bomboş ama abi. Tabii şu an öğlen olduğu için boş büyük ihtimalle. Ben nasıl gideceğim ya bu yukarı? Girişi çok basit yalnız. İçeride kamerayı çekme bak yasakmış. Telefon serbestmiş. Ben dedim ki çekelim de. Ya şu anda 88. kattı. 89. Wow. Ve 69 idi yani bu arada. Yani 350 TL gibi fiyatı var. Henüz çıkmam. İnşallah değer ya. Manzara değer ya. Adamların ülkesi komple bir düzlük. Bak, en ufacık bir yükselti, Riyad için söylüyorum. En ufacık bir yükselti yok ve binalar da belli başlı yerlerde yüksek. Ama geri kalan, bakın evlerin hepsi dümdüz. Dümdüz. Bu tarafa bakıyoruz. Burada da aynı şekilde. Yani bir düzen var, o çok belli. Yaparken evleri... Baksanıza. Dikdörtgen, 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 dikdörtgen. Çok güzel bir düzenle yapmışlar. Tebrik ederim vallahi. Güzel gözüküyor yani. Ülkenin... bak şuraya yeni bir gökdelen geliyor. Baksana kocaman. Harbiden herhalde şöyle bir şey gelecek. Bayağı güzele benziyor ya ben. Hoşuma gitti yani. Bir de ben dünyadaki en yüksek binalara çıkmak istiyorum hepsine. Burj Khalifa'ya çıktım. Taipei 101'e çıktım. Buna çıktım. Şu an dünya bir de Empire State kaldı. Amerika'da. Empire State'e çıktıktan sonra dünyadaki en yüksek sanırım 4 binaya çıkmış olacağım. Bu da bizim şeklimiz. Ne yapsak yani? Duralım mı? Kimse de yok abi benden başka. Çok garip hani güvenlik falan da yok. Yani, güvenlik niye olsun? Aşağı mı atlayacaksın? Nasıl atlayacaksın ya? Sana. Evet gördük. Şimdi o zaman çıkalım ve gezilecek başka yerlere gidelim. İnsan pek yok arkadaşlar. Yani akşamları daha çok takılıyorlar. Öğlenleri insan sokakta yok yani. Herkes arabayla gidiyor bir yerlere. Şimdi 4'e kadar falan bir yerde bekleyip 4'ten sonra da burada Bulvar diye bir yer var. Bulvar'a gideceğim. Boulevard daha doğrusu. Tam olarak yazılışı. Orası yeni yapılan bir eğlence merkeziymiş. Kalabalık oluyormuş bakalım. Gidip göreceğiz. Haydi. İçeride bakın saç açık bir tane kadın var. Orada yürüyen kadınlar. Kadınlar. Kadınlar çalışabiliyor, araba kullanabiliyor. Yani Suudi Arabistan belki şu anda dünyanın insan hakları konusunda üst seviyesindeki ülkelerden biri değil. Ama Prens Salman'dan sonra çok şey değişmiş ve çok da hızlı değişmeye devam ediyormuş. 10 sene sonra denilene göre, burada yaşanan dediğine göre 10 sene içerisinde burası çok 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 büyük bir değişime uğrayacakmış. Çünkü Dubai ile yarışıyormuş. Muş. Ama Dubai daha güzel. Dubai'yi hiç sevmem. Ama şu Riyad'la kıyaslarsak Dubai bir kadar daha güzel. Abi ülkede toplu ulaşım diye bir şey yok. Toplu ulaşıma yok. Metro 2023'te sözde bitecekmiş. Aslında 2019'da biteceği falan söyleniyormuş. O yüzden bir taksiye gitmek zorundayız. Zorundayım. Taksiler çok pahalı. Yani... birisi airdrop'tan fotoğraf göndermek istedim. Şimdi Driya diye bir yere gideceğimiz bir söylediğim gibi. Orası 65 riyal. Yani 300 liradan fazla. Gün içerisinde hani Riyad'da her yeri göreyim derseniz zaten yürüme şansımız pek yok. Yani yürünebilir yerler de var ama oraları yürüyorum ama 5 kilometre, 10 kilometre ilerideki yerlere taksiyle gitmek zorundayım. Onlar da günde bana 700-800 lira harcatıyor şu anda.
Evet, şimdi Driyah'a geldik. Böyle bir yer. Bakalım acaba girişi neresi? İçeri giriş ücretsiz ama bilet almanız gerekiyor. Online olarak ne deniyor ona? Bilet alıyorsunuz ama bedava. Yani para vermiyorsunuz. Sadece bilgilerinizi giriyorsunuz. İnternette Driyah ticket yazarak bulabilirsiniz. Şimdi girdik. Burası yanlış bilmiyorsam işte 500 sene önce falan insanların nasıl yaşadığını gösteren bir yer ve öküz gibi bir yatırım yapılan bir yer. Burası çok büyük ayrıca, yani öyle gidiyor. Her yerde zaten inşaatlarda vardı. Şimdi önce biraz yürüyelim, gezelim. Sen şu tarafa gidelim, orada ne varmış? Böyle küçük küçük kafeler var her yerde. Sephora sponsorluğunda, Fenty sponsorluğunda falan değişik markalar var. Burada oturmuş ablalar, teyzeler, kardeşler. Hoş geldi bana ya, bilmiyorum. Yani kendi içindeki durumdan hemen bilemem, karışamam, şey diyemem. Ama onun dışında turistik olarak söylemem gerekirse gayet rahat, sıkıntısız, her yere girilip çıkılabilen bir yer gibi gözüküyor. En azından Riyad için konuşuyorum. Burada da zamanında kullanılan silahları görebiliyoruz. Burası arkadaşlar ayrıca Driyah bölgesi. Suudi hanedanının da ilk karargahıymış. Yani aslında bugüne kadar gelen Suudi Arabistan buradan çıkmış da diyebiliriz. Şunu da söyleyeyim, videolarda bazen gözükebilir. El ele yürüyen 2-3 erkek çok fazla var burada. Bu onlarda aslında kardeşliği simgeleyen bir şey. Arkadaşlığı simgeleyen bir şey. Yani zaten tam el ele tutuşmuyorlar. Böyle ucundan tutuyorlar veya bu serçe parmakla falan tutuşuyorlar. Böyle el ele yürüyorlar. Bunu 70 yaşındaki amcalar da yapıyor. İşte 15 yaşındaki çocuk da yapıyor. Çok onların kültürlerinde olan bir şey. Böyle bir yer yani aslında. Yani çok büyük öyle farklılıklar var mı bizim eski evlerimizden? Bence çok da yok yani. Ben Diyarbakırlıyım. Yani Diyarbakır'da veya Mardin'de veya Urfa'da buna belki de aynısı değildir. Ama çok fazla benzeyen yerler vardır. Belki hala gün yüzüne çıkmamış değerler vardır. Ama güzel. Bu kadar temiz korunmuş olması çok güzel. Her yerde satıcıların olmaması, işte düzgün bir şekilde devletin bunu kontrol ediyor olması da hoş, tatlı. Az önce oradaydık. Şimdi buradayız. Hayat işte. Bakın adamlar havayı soğutuyor. Bizde de var gerçi bunlar ama. Öyle mis gibi oturup manzaraya karşı. Bakın ta o şey, ne deniyor, Kingdom Tower ta orada kaldı.
Şehir merkezinden burası ortalama 25 dakika falan uzaklıkta. Taksiyle de 70 riyal civarına gelinebiliyor. Dedim ki şurada oturayım, bir kola içeyim, bir serinleyeyim. Kaç saattir su bile içmedim. Dedi ki minimum 100 riyal vermelisin oturmak için. Ya da içeriden gidip kolanızı alıp oturmadan, yani take away alıp gidebilirsiniz. Yani oturacaksan illa 100 riyal, yani Türk parasıyla 500 TL para bırakmak zorundasın dedi. Abi işte bak, bunu yapmamanız lazım. Yani buraya gelen her turist burada oturup yiyip içmek zorunda değil. Yani ben kola içmek istiyorum, kahve içmek istiyorum, çay içmek istiyorum. İşte sonra niye öyle oldu? Dünya niye bana öyle bakıyor? Dünya niye beni parayla alakalı biliyor? Niye hep biz parayla anılıyoruz? Acaba niye işte kardeşim? Acaba niye? Neyse. Bunlar beni ilgilendiren şeyler değil. Burada çok sıcak insanlar var orada. Hani böyle yolda yürürken birine böyle hava arıyor diyorsun. Hemen selamun aleyküm diyor. Zaten selamun aleyküm dediğin anda bitiyorlar. Yani o Müslümanlığı vurguladığın saniyede, selamı verdiğin saniyede direkt hemen bir sıcakkanlı oluyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla. Diriyada böyle bir yerde arkadaşlar. Tam bakın bir sürü insan da gelmeye başladı akşamüstüne yaklaştıkça. Hoş bir yer, tatlı bir yer. Suudilerin zamanında hangi şartlarda, ortamlarda yaşadıklarını görebiliyoruz. Ayrıca daha bir sürü bu tarz ve bundan çok daha fazla olan yerlere gideceğiz. Bu video sadece bir Suudi Arabistan'a giriş videosu, ülkeyi, şehri, ülkeyi öğrenme videosu. Bundan sonra daha Medine, Cidde, Alula, Mekke bir sürü yere gideceğiz. İnşallah. Şimdi haydi Bolivar'da gidelim. Bolivar. Şimdi Bolivar World'e geldim. Böyle bir yer. Bakalım giriş falan da paralı mı bilmiyorum. Şuradaymış girişi. Oradan bir giriş yapacağım. Bu bana daha çok Luna Park'ımsı bir yer gibi geliyor ama bilmiyorum şu anda yani. A few minutes later. Arkadaşlar nasıl, güzel mi? Ben çok beğendim. Çok da güzel bir yer. Ve ben gidiyorum. Çünkü giriş 150 riyal. Yani 750 lira. İçeride göreceğim şeyler az çok tahmin ediyorum. Yani bakmadım da hiç fotoğrafa falan ama yani çocuklar için olan bir yer diye düşünüyorum. Etrafta çok fazla çocuk var çünkü. Yani o yüzden 750 lira ne abi, şaka mısınız siz ya? Ya bu arada 150 riyal çok abi. Yani herkes için çok ya. Ya bir aile geri gelse 5 kişi konuşamıyorum. 5 kişi bir aile gelse 750 lira para mı verecekler? Has. Yallah gider, yallah gemzi, muhter gider meşakkatli. Her suniye takır elbak, hüsnün niye canım geldi. Yallah gider, yallah gemzi, muhter gider meşakkatli. Her suniye takır elbak, hüsnün niye canım geldi. Evet, diğer tarafa giremedikten sonra hemen yan tarafındaki Riyad Season'a geldim. Burası bildiğin Amerika'ya gitmedim ama Times Meydanı'na falan benzetilen bir yermiş. Böyle bir sürü yüksek binalar ve markalar var. Oha, Aykos da var. Çok ilginç. Neyse. Burada şimdi sizinle oraya da gezelim bakalım ya. Neler varmış. Böyle AVM'nin içine işte oyun alanları yapmışlar. Burada Taken Dağ bilmem ne şeyler yazıyor. He, hamburgerci. Hamburgerci mi burası? Anlamadım. İçeride başka bir şeyler de var da burası mesela hamburgerci. Böyle hamburgerci mi olur? Şurası
Japon bir şeyleri var. Anime tarzı ürünler satılıyor galiba. Şu an şurada VR'la alakalı. Selamünaleyküm. Burada da kardeşimiz. Bakayım. Başka da bir şey yok. Aynı. Şurada ileride bir sahne var. Bakın. Şurası sahne. Böyle yani arkadaşlar. Açıkçası Riyad'da görecek, gezecek çok da fazla yer yok. Şarjı var mı bunda? Bundan sonraki videolarda çok çok daha lokal insanlarla, çok daha içine girip daha kalabalık yerlerde olacağız çünkü. Daha bize dokunacak yerlerde olacağız. Riyad normal bir başkent, bir iş merkezi, iş şehri gibi düşünün. Çok da benlik bir şey yok açıkçası. İnşallah Medine'de görüşürüz arkadaşlar. Medine videosu da ben yarın gidiyorum. Artık çektiğim zaman görüşürüz. En kötü 2-3 güne kadar bu videolar sana gelir. Öpüyorum çok. Dikkat edin kendinize. Haydi bay bay.